İyi günler arkadaşlar. Ben Pervin Kavurt. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tilki kuyruğu yapımını paylaşmak istiyorum sizlere. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz değişik renklerde boncuklarımız 11.0. Naylon ipimiz, bir çivimiz, halkamız ve bir şapka kapamamız. İğnemiz 12 ya da 16 numara. Ben çalışmada bu şekilde bir iğne kullanacağım, uzun bir iğne. İğnemiz karnıyarı kullanacağım. Böyle bir iğneyi varsa kullanın, yoksa bu iğneyle de çalışmayı yapabilirsiniz. Bizim işimiz bu. Gördüğünüz gibi. Ben bu çalışmayı daha rahat gözüksün diye biraz daha büyük boncuklarla çalışacağım, ama siz bu boncuklarla çalışacaksınız. Evet, çalışmamıza başlayalım. İğne ile örülen 4 boncukla çalışacağımız hapishane işi. İğneme 4 adet boncuğumu aldım. Kaydırdım. İpimin sonunda bir miktar bırakacağım. Ve tersinden ilk boncuktan geçtim. Gördüğünüz gibi işim 4 tane boncuktan oluşmuş bir çiçek formunda. Şimdi ben her bir boncuğun arasına bir boncuk ilave edeceğim. Sayarak yapacağım. 1 2 3 4 boncukla başladığımız için 4 tane aralığımız var. 4 tane yapmam lazım. 4. boncuğumu aldım ve 2 boncuktan yukarıya çıktım. İşim bu şekilde. Şimdi bundan sonraki çalışmamız tamamen peyote olacak. Bir boncuk aldım. Sayıyorum yine. 1. Aradaki boncuğu atlıyorum ve bir sonraki boncuktan geçtim. Sıramın sonuna kadar bu şekilde çalışacağım. 2 peyote. 3 4. boncukta alıyorum. Yine 2 boncuk birden yeni sıra için ilerliyorum. Şimdi işim ufak ufak tüp biçimine gelmeye başlayacak. Yeni sıradayım. Yine aynı şekilde bir işi kurarken sayıyorum hep. 1 2 3 ve 4. boncuğuma geldim. Bir boncuk atlayacağım. Gelen 2 boncuktan birden yukarıya çıkacağım. İşim yuvarlandı, tüp biçimini aldı. Yine sayarak 1-2 sıra daha yapayım. Çünkü santim olarak ördüm. Bir boncuk aldım. Atladım peyote. 1 2 3 ve de 4. boncukta bir boncuk atlıyorum, gelen boncuğu ve 2 boncuktan birden geçerek yeni bir sıraya geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben işimi 3,5 santim ördüm. Şimdi başlarken 1, 2, 1, 2, 3, 4 boncukla başlamıştık. Ve bu 4 boncukların içinden çıkan, aşağıya doğru sallanan boncuklar aşağıya doğru takacağız. Ve ben
İğneme 35 adet boncuk taktım. Takarken 3'er boncuk aldım belli bir yere kadar. Mor boncuklara kadar 3'er boncuk. Pembe, koyu pembe, kırmızı ve bordoyu da 4 boncuk olarak aldım. Ve siyahı da dönüş boncuğu kullanacağım. Toplam 35 boncuk. İğnemi kaydırıyorum. Bu bizim birinci akıtmamız. Kaydırdım. İşim şu şekilde. Bir boncuğu ayırıyorum, atlıyorum. Gelen tüm boncuklarımın içinden aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum arkadaşlar. Çıktım bu şekilde. İpimi çektim. Dibine kadar getirdim. Fakat çok sıkmıyoruz. Şimdi hemen yanındaki boncuğa giriyorum arkadaşlar. Aynı işlemi aynı renk ve sayıda boncuklarla yapacağım. Aynı renk boncuk ve sayıda renk ve boncuk sayı renk ve sayıda boncuk aldım iğneme kaydırdım. Aynı işlemi burada tekrar edeceğim. Bir boncuk ayıracağım ve gelen tüm boncuklarımın içinden aşağıdan yukarıya doğru geçeceğim arkadaşlar. Geçtim ve bir sonraki kırmızı boncuğumun içinden geçtim. İşim şu şekilde. Yine aynı boncukları alacağım. Evet, aynı boncuklarla devam ediyorum. Ve hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Şimdi 3 adet oldu. Bir tane daha yaptığım zaman birinci sırada 4 boncuğum vardı. 4 boncuğu içinden boncuk geçmiş olacağız. Aynı şekilde boncuk alacağım. Evet, yine aynı işlem. 4. boncuğumu dördüncü boncuğumun altındaki akıtmayı yapıyorum. Şimdi işim bu şekilde. Nereden geçeceğiz? Hemen bir üst sıradaki yanındaki boncuktan geçeceğiz. İşimiz şu hale geldi. Bir tane daha göstereyim ve bundan sonra tam bir santim olana kadar aynı sayı, aynı renk olmak üzere her boncuğun içinden geçerek bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Yine aynı sayıdaki boncukları taktım iğneme, kaydırdım. Bir boncuk atlıyorum. Gelen tüm boncuklarımın içinden geçiyorum arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Söylediğim gibi bu tüp formunun üzerinde bir santime gelene kadar bu şekilde çalışacaksınız. İşimizi görelim. Bu şekilde bir santim olana kadar çalışıyoruz arkadaşlar. Mezrayla da gösterelim. Evet, işlemimiz bu. Evet, şimdi ben 1 santim 35 boncukla ördüm arkadaşlar. Şu şekilde açarsak 1 santim.
Şimdi yine boncuk aldım. Gördüğünüz gibi eksiltme işlemini yaptım. Üçer boncuktu. Bordo, kırmızı, pembe, uçuk pembe. Bunlar dört boncuktu. İlk pembeden bir tane eksilttim. Ve yarım santim bu şekilde, bu sayılarla bu işi öreceğim arkadaşlar. Bir boncuk atlıyorum. Gelen tüm boncuklarımın içinden geçeceğim. Evet, bu sırada 34 boncuk. Arkadaşlar ben 34 boncukla yarım santim daha ördüm. Şimdi iğneme 33 boncuk alıyorum. Bu sefer pembeden eksiltme yaptım. Pembe renkten eksiltme yaptım arkadaşlar. 3 bonca indirdim ve kaydırdım. Tekrar bir boncuk atlıyorum ve gelen boncuklarımın tümünün içinden aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum. Hemen yanındaki boncuğun içinden geçiyorum. İşim şu şekilde. Şimdi yarım santim daha öreceğim. Yarım santim daha öreceğim. Bir boncuk daha. Bir sıra daha boncuk geçireceğim. De 32 boncuk aldım. Bütün boncuklarım 3, 3, 3, 3. Sıra geldi kırmızıya. Bir eksilttim ve 4 tane kırmızı boncuğumu koydum. Siyah boncuğumu da ilave ettim. Kaydırdım. Şimdi aynı işlemi tekrar ediyorum. Bu şekilde tekrar bir yarım santim daha öreceğim. Yine son 31 boncuğumu aldım. Bütün boncuklarımın renkleri 3-3. 31 boncuk aldım, kaydırdım ve geriye döneceğim arkadaşlar. Ömrümüz bitti. Üste kalan yarım santime de şapka kapamamızı takacağız. Evet arkadaşlar, ben işimi örmüştüm. Bir çizim yaptım. Bu çizimde de arzu ederseniz ekran kartı alabilirsiniz. 3,5 santim ördüm. Sonra 1 santim kadar 35 boncukla çalıştım. 35 boncuk. Sonra yarım santim daha çalıştım.
1,5 santim örmüş oldum. Sonra yine yarım santim çalıştım. 2 santim oldu. Yine boncukları tabii ki eksiltiyoruz. Yarım santim çalıştım. 2,5 santim oldu. Ve en son bütün boncuklarımı 3-3 aldım bütün renklerle. 3 santim etti. Ve geriye kalan kısma da kapamayı takacağız arkadaşlar. Evet. Almak isteyen arkadaşlarım alabilir bu şekilde eksiltmelerini. Evet. Ekran altından alıyorum bunu. Şimdi ben işimi örmüştüm. İşim bu şekilde. Kapama takacağım buna. Kapamamı aldım. Alttan herhangi bir yerden geçiriyorum. Şu şekilde. Kıvırıyorum. Ve şapka kapamamın içinden boncuğumu geçiriyorum. 1 miktar keseceğim pensemle. Yuvarlıyorum. Halka biçiminde çalışıyorum. İşim bu şekilde. Biçimindeki kolyemin ucuna yerleştirmek istiyorum. Halkayı taktım ve şimdi yuvarladım. Halkanın içinden geçirdim. Bizim işimiz bitti arkadaşlar. Bundan küpe yapabilirsiniz. Yazın sandaletlerinizin üstüne daha seyrek yapıp süs püskül yapabilirsiniz. Çalışmamız bu şekilde. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.